Bu video yatırım tavsiyesi içermiyor fakat her görmüş olduğunuza da inanmamanız gerektiğini en iyi şekilde özetliyor. Vah! Dolandırıldım da! Vah! Para gitti lan! Bu videomuzun konusu TODEX yöneticisi Faruk Fatih Özer'in insanların paralarının bir nevi üzerine konup yurt dışına kaçtığı iddiaları. Bu borsayı ilk defa gördüm. Yani uzun zamandır bu işlerle ilgileniyorum, takip ediyorum. Bu TODEX borsasını ilk defa gördüm. O da bu çıkan haberlerden sonra gördüm. Bu araştırmalarım doğrultusunda TODEX borsasını birçok ünlünün tavsiye ettiğini, birçok influencer'ın yine reklamını yaptığını ve aynı zamanda birçok televizyon yüzünün, oyuncunun reklam filmlerinde lüks otomobil vaadiyle, yani sizlere lüks otomobil dağıtıyoruz, işte katılım şartlarımız şunlar gibisinden konuşarak reklamlarda oynadığını gördüm. Firma büyük bir yatırım yapmış, bir nevi paraya kıymış ve bu kişileri tek bir yerde toplayıp reklamını çok güzel bir şekilde yapmış. Fakat bu olay nasıl buralara, bugünlere geldi? Hemen onu açıklamak istiyorum. Bundan 3-4 gün önce LookSmith adında bir tane hesap var. Twitter'da Ninja Traders'ın bir üyesi kendisi. Severek de takip ettiğim bir kitle, grup diyebilirim. Onun bir açıklaması vardı ve o açıklamada bana, yani tarafıma çokça mesajlar geliyor. TODEX borsasına erişim sıkıntısı var ve almış olduğum duyumlara göre TODEX borsasının insan kimlik bilgileri ve selfie görüntüleri internete sızdırıldığını bizzat gördüm fakat paylaşmıyorum diye bir açıklaması mevcuttu. Bu açıklamanın tamamına ve bu tweetleri tamamen okumak istiyorsanız da Twitter'da LookSmith adresini ziyaret etmenizi öneriyorum. Şimdi bu sadece bir iddiaydı ve hemen bunun ardından 20 Nisan'da öğleden sonra saat 2:18 gece TODEX'in bir açıklaması oldu. TODEX dedi ki konuyla ilgili açıklamamızı web sitem üzerinden ve sosyal medya hesaplarımızda görebilirsiniz. Bu ve benzeri iddialar asılsızdır. Peki TODEX'in açıklaması neydi? TODEX aynen şunu açıkladı. Yabancı yatırımcılarla görüşmelerimiz sürüyordu. Daha iyi ve daha güzel bir ortaklık kurmak için güçlü bir yatırım aldık. Ve bu güçlü yatırımın sonuçları için de yani bir hafta süreyle siteyi erişime kapattık. Bir nevi işte yenileniyoruz, daha güçlü geleceğiz mesajı vermeye çalıştılar. Tamam dedik, buraya kadar da normal her şey ama bu süreçte de insanlar paralarını çekemediğini söylemeye devam ediyor. Ardından bazı iddialar atıldı ortaya ve o iddialar da aslında gerçekmiş. Yurt dışına çıkıldığına dair bir bilgiye ulaşılmış. Peki bu bilgiyi kim verdi? Hemen onu da açıklayayım. Bu şirket tarafından mağdur edilmiş insanların avukatı, yani bir kişi bu açıklamayı yaptı ve bu açıklamada aynen şöyle aktarıyorum sizlere. Birkaç gündür süren transfer sıkıntısı sitenin tamamen kapanmasına dönüştü. Yatırımcılar savcılıklara suç duyuruları yapmaya başladı. Biz de TODEX'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in 21 Nisan 2021 itibariyle İstanbul Havalimanı'ndan yurt dışına çıkış yaptığını tespit ettik diye bir açıklama geldi. TODEX kurucusu Faruk Fatih Özer sosyal medya hesaplarını kapattı ve sosyal medyasındaki bütün fotoğrafları sildi. Ve ardından şöyle bir açıklama yaptı. İsmini daha sonra duyuracağımız bir şirketle anlaşma aşamasındayız. Bu süreçte platform 4-5 gün kapalı kalacak dedi. Buraya kadar da her şey normal diyelim. En azından böyle kabul etmek isteyelim. Ardından LookSmith yeniden bir açıklama yaptı. Ve aynen şunu dedi. Bakın bu yurt dışına gitme olayı gerçekleştikten sonra LookSmith aynen şunu söyledi. Adam beni tehdit ederken saat 14:18'di. Yurt dışına çıkış saati ise 17:57. Muhtemelen, bakın çok mantıklı bir açıklama. O araya havalimanı yolunda ya da havalimanında kahvesini yudumluyordu. Sosyal medyada yöneltilen soruları tehdit ile bastırarak kaçış esnasında zaman kazanmayı da ihmal etmedi. Şimdi mantıklı olarak düşündüğümüz zaman ortada bir tane dolandırılma iddiası var ve bu dolandırılma iddiası hemen alevlenmeden kişi zaman zaman açıklamalar yaparak bir nevi zaman kazandı diye iddia ediyor kendisi. Şimdi olayı biraz daha derinleştirelim, biraz daha inceleyelim. 1 Ekim 2017 tarihinde TODEX platformu resmen kuruluyor. 18 Aralık'ta ünlü isimlerle büyük bütçeli tanıtım kampanyaları yapılıyor. Ve bu tanıtım kampanyalarında oldukça pahalı olan bir spor otomobili de
kullanılıyor. Yani bunu size veriyoruz tarzında mesajlar veriliyor. Aynı zamanda Mart 2018'de, tanıtımlardan bir sene öncesine gidiyorum, şirket yabancı pazarlarda faaliyet göstermeye başlıyor. 1 Nisan 2021'de platform 390 bin kullanıcı sayısına ulaşıyor. 17 Nisan 2021'de 1,3 milyar dolarlık rekor işlem hacmine ulaşıyor. 500 milyon dolarlık Dogecoin piyasa değerinin %30'un altında satılıyor. Dogecoin diye bildiğin üzere bir kripto para var ve bu kripto para 500 milyon değerinde olan bu TODEX borsasındaki işlem hacminden bahsediyorum. 500 milyon dolarlık Dogecoin piyasa değerinin %30 altına satılıyor. Yani o dönem bir düşüş oluyor ve bu 500 milyon dolarlık Dogecoin piyasanın %30 zararına satılıyor. Ardından 20 Nisan 2021'de TODEX kurucusu Faruk Fatih Özer Arnavutlu'ya hareket ediyor. 21 Nisan 2021'de TODEX'e ulaşım engelleniyor, yatırımcılar bilgi almamaya başlıyor. 22 Nisan 2021'de başsavcılık TODEX için soruşturma başlatıyor. Ondan sonra CEO bir açıklama yapıyor ve diyor ki bizim verilerimize göre herhangi bir mağduriyet yok. Aksine paralarının çektiğine dair sizlere delil sunabilirim. Bugüne kadar ülkeme vatanıma hiçbir şekilde ihanet etmedim. Bazı yatırımcılarla görüşmek için yurt dışına gittim. Ve bu görüşmelerim sonrasında ülkeme gelip gerekli açıklamaları yapacağım. Kimse mağdur olmayacak diye bir açıklama yapıyor. Buranın altını çiziyorum. Kimse mağdur olmayacak. Çiftlik Bank'a gidelim. Çiftlik Bank nasıl başlamıştı? Öncelikle insanlara para kazandırmıştı ve insanlara para kazandırdığını inandırmıştı. İşler büyüdü ve Tosuncuk bir vurgun yaptı ve yurt dışına kaçtı. Tosuncuk aynı zamanda, yani bütün bunlar olduktan sonra bir açıklama yapmıştı ve o açıklamada şunu demişti. Şirketimiz zor durumda fakat hiç kimse telaşlanmasın, kimse mağdur olmayacak. Diğer son dakika haberi de Masak, TODEX firmasının tüm hesaplarına bloke koyduğunu açıkladı. Bakalım süreç nereye gidecek? Ben bütün bu olanlardan sonra herhangi bir geri dönüş, işte bu sitenin açılacağını falan hiç sanmıyorum. Çünkü böyle bir borsaya sahipseniz veya böyle bir borsa işletiyorsanız bakımlar son derece kısa olur. Hadi oldu da şöyle bir şey var ortada. Hani anlaşma olacak. Bu site bir hafta kapalı kalacak. Kullanıcıların mağdur olmaması açısından bunun 1-2 hafta öncesinden, hatta bir ay öncesinden sürekli duyurulması lazım. Çünkü bu insanlar oraya para yatırıyor. Bir kişinin yapmış olduğu açıklama vardı. O açıklamada çok güzel bir başlık vardı. Daha çok kazanalım derken çocuk paraları alıp kayboldu diye. Gerçekten de işler buralara kadar gelmişti. Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun bir açıklaması vardı. Neydi o açıklama? Bilmiş olduğunuz üzere CEO'nun Çavuşoğlu'yla olan bir fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldı. Bakan Çavuşoğlu da başka bir ziyaret sonrasında ziyarete gelen kişi Saffet Sancaklı'nın, milletvekili Saffet Sancaklı'nın oğlunun yanında geldiğini, kendisiyle herhangi bir tanışıklığının olmadığını vurguladı. Bunu Twitter adresinden duyurdu. Bakalım süreç nereye kadar gidecek? Benim de yakın takibimde olan bir şey. Peki size tavsiye vermem gerekiyor mu? Şunu söyleyebilirim arkadaşlar. Altyapısı olmayan sitelere, kişileri bilmediğiniz sitelere, yani bugün çıkıp birisi ya işte ben borsa kurdum hadi gelin şu kadar şu kadar ünlüye para verdim, reklamlarım sağlam, bunları tutup da inanmayın. İşinde iyi olan bir borsa veya işinde iyi olan bir kişinin zaten reklama ihtiyacı yoktur. Bunu kesinlikle bir kenara not edin. Bakalım gelişmeler olursa bu kanaldan yine duyuracağım. Kaçırmamak adına videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoya dek kendinize çok çok iyi bakın. Her coin'e de yatırım yapmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.